Diyalog kurabilmeleri için aslında o gittikleri bölgenin de lisanına hakim olmaları gerekiyor. Bununla ilgili bir protokole imza atıldı. Elini taşın altına koymak, özveride bulunmak hakikaten ilk başta bunu yapmak önemli. Siz de bu anlamda bizle birlikte oldunuz. Onlara dokunmak, ülkeye dokunmaktır, bayrağa dokunmaktır, geleceğe dokunmaktır. Tarihe ülkemizin adını altın harflerle yazdıran, bayrağımızı gönderde gururla dalgalandıran milli sporcularımız için buluştu eller. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Eğitim Derneği'nin imzaladığı protokolle milli sporculara ücretsiz İngilizce eğitimi verilecek. İlk olarak bu merkezlerde 72. 9. sınıf öğrencimize haftada 4 saatten 90 saat İngilizce dil eğitimi vereceğiz. Bu verdiğimiz İngilizce dil eğitimi gramer ağırlıklı olmaktan çok konuşma ve iletişim ağırlıklı olacak. Ve kendi branşlarıyla ilgili de teknik bazı literatürleri de kendilerine öğreteceğiz. Farklı branşlarda onlarca sporcu Avrupa, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ediyor. Ve Türk Eğitim Derneği ve Bakanlık protokolüyle yarışma için gittikleri ülkelerde milli sporcuların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için dil eğitimi almaları sağlanacak. İlk etapta 72 sporcuya verilecek eğitim. Milli sporcularımızın katıldıkları bu müsabakalarda yabancı basınla, yabancı oyuncularla doğru bir iletişim kurmaları çok önemli. Onların belli bir İngilizce dil yeterli seviyesinde olmaları gerekiyor. Dil önemli bir ihtiyaç. Öğrencilerin, sporcuların da bu ihtiyacı hissettiğinde hepimizin malumu. Atıcılık, atletizm, boks, jimnastik, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme branşlarındaki milli sporcular 90 hafta boyunca toplam 360 saat İngilizce eğitimi alacak. Hemen bir bakalım kimler.